خَلَقَ <laughs> الْاِنْسَانَ evet. Öyle bir Rabbinin adıyla oku ki o insanı bir alaktan yarattı. Tabi alak önce onu belirtelim Ömer Bey. Alak çoğul bir kelimedir. Alakanın çoğuludur. Evet. Ee, niye burada çoğul geldi? Çünkü insan kelimesi de Lafız olarak olmasa da mana itibariyle çoğul olduğu için. Evet. Çünkü biz insan derken aslında lafız olarak e, müfrettir, tekildir evet. ama anlam olarak çoğuldur. Şu insan denen nevi beşerin bütün efradını kapsar. Bütün insanları şu insan denen nevi beşeri alakadan yaratan Rabbinin adıyla okur. Oradaki ikra demek belli kavmeke demektir. Bu ilk okuduklarını peygamberim git kavmine tebliğ et demektir. Evet. O birinci emri oku startını aldı ya emir olarak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bütün bir kozmozu, bütün bir kainatı yaratan Rabbinin adıyla oku. Hele hele o kozmozun içinden seçerek o evrenin göz bebeği olarak Değil mi? day Merdivi d Ekvansın sen evet, diyordu evet. ya Şeyh Galip. Bütün bir varlığın gözbebeği olarak evrenden hulasa olarak seçtiği insanı emriyodan yaratan Rabbinin adıyla oku dedi ya. Evet, evet. Peygamberin bunu götür Mekkelilere son artık. Evet. De ki ey Mekkeliler ben bugün farklı bir okuma öğrendim. Gelin hep beraber bunu yeni baştan okuyalım. Bu yaratılışı, bu varlığı, şu Mekke'yi, şu Mekke'nin dağlarını, şu bitkileri, şu kara taşları, şu insanları yeni baştan bir değerlendirelim, kozmik okuyalım. Evet. Bunu git bu dağdan aldığın vahyi ümmetine, kavmine Akrabayı taallukatına ve onların özünde bütün bir insanlığa tebliğ et bildir evet. ilgiştir yani burada bir tebliğ anlamı o zaman olduğu da ikinci geçiyor. ikinci anlamı belli. birinciden tebliğ farklı. farklı. farklı değil mi Yani bu okuduğunu bu e, Gari Hira, bu Hira mağarasının bu e, ağuşu sükunetinde, bu sakin kucağında öğrendiğin bu kozmik okumayı peygamberim şimdi dön evet. kavmine ve bütün bir insanlığa tebliğ et. Çünkü insanlık bununla ayakta kalacaktır. Şimdi ikra oku. Yani bunu git tebliğ et. Evet. Bu aldığın mesajı artık kavmine, insanlığa tebliğ edebilirsin ve rabbukel ekrem zira senin rabbin çok keremdir. Evet. Burada iki mana var hocam. Birincisi Rabbimizin zatıyla ilgili. Evet. Kerim çok değerli demektir malum. Evet. Yani o Rabbin en değerli olandır. Değer dersen senin Rabbindedir bu anlamında evet. ekrem yani Kerim'in evet. efendim ismi tafdili yahut mef'ulle ilintisi vardır ki keremkandır. Kullarına çok cömert davranandır. Evet. Böylece meful yani mahlukatla da ilintisi söz konusu. Cömert birini arıyorsan o senin rabbindir peygamberim. Evet. Oku rabbin çok keremkandır, çok cömerttir. Şimdi bak niye cömert? Ellezi öyle bir cömert rabbin ki alleme bil kalem. Evet. ...kalemle yazmayı öğretti. Evet. Şimdi kalemle yazmayı öğretti derken hocam burada başlı başına bir nimetinden Rabbim bahsediyor. Evet, evet Artık burada bilgileri üreten, kitapları yazan, müdevvenat dediğimiz bütün o tedvin edilmiş... ...bütün o bilgilerin o sayfalar içerisinde bir araya derc edilmesinin yegane esrümanı olan, yegane maddesi, aleti olan... Kalemle yazmayı size öğretti. Daha evet. ne istiyorsunuz ya? Bundan çünkü, büyük tabii, kerem olur mu değil çünkü mi? Çünkü kalemi kullanabilen yecene varlık insandır Ömer evet, Hocam. Evet. Vahiy melekleri tabii onlar da değil mi? Evet. O kader kalemlerini kullanan, vahiy kalemlerini kullanan meleklerin dışında o bildiğimiz kalemle yazma kabiliyetiyle donatılan yecene varlık insandır. Evet. Nitekim nun vel kalemi ve ma yesturun. Ee, kalem suresinde de kaleme ve onun yazdıklarına yemin edilir biliyorsunuz. Evet. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Kaleme ve onun satırlara döktüğü yazılara yemin evet. olsun. Çünkü kalem medeniyetin bilginin yegane simgesidir. Evet. Bütün bir medeniyet, geçmişlerin bilgileri, geçmiş kavimler bütün bir tarih, bütün bir geçmişiyle, bütün bir insanlığın geçmişi kalem sayesinde geleceğe intikal ettirilir. Evet. Geçmişten geleceğe taşınan bilgiler kalem sayesinde gerçekleşir Ömer Hocam.